damla damla akışını izle. Vladimir Tier List. S tier en iyisi, A tier güzel, B yani kötü değil ama iyi de değil, B tier. C tier kötü, baya kötü ama çok kötü değil. D tier bok gibi. Anlaştık mı? Önce iyilerden başlıyorum. Benim kişisel olarak sevdiğim bir listedir bu. Bazı insanlar şimdi chat'e gelip de ulan o kostüm bok gibi falan yazmayın. Bunlar benim sevdiğim şeyler. Bence Vladimir'in kostümlerini sıralıyorum şu anda. Anlaştık mı? Bana göre en iyi kostümler. Vladimir'in 3 tane en iyi kostüm var. Bence 2 tane S-tier kostüm var. Bunlardan bir tanesi tabii ki de Kan Bey'e. Söylemeye gerek bile yok. İkincisi Marki. Neden Marki? Çünkü bunu aldığınız zaman farm makinesine dönüşüyorsunuz. Hem de 520 RP karşılığında. Eğer inanmıyorsanız alın deneyin. Bir şey demek istemiyorum. Geldik şimdi. Ya şimdi gecenin dişlerini buraya mı koysam buraya mı koysam bilmiyorum. Gecenin dişleri beyaz ve mor kroması çok güzel. Ama S tier'lik bir kostüm mü? Orasını birazcık düşünmesi gerekiyor. Bence S tier Marki'de Kan Bey'e kalmalı ve A tier'da bu olmalı. Bence. Ama S tier'da son yani birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu olabilir. Bunu düşüneceğim listenin sonunda. Şimdilik A'da dursun. Elimizde Vandal Vladimir var. Şu an sırayla gidelim, hadi sıradan yapalım. Vandal Vladimir var. Vandal Vladimir D tier bir kostümdür. Dünyanın en kötü kostümlerindendir. Bence sevmiyorum yani ben. Normalde Nosferatu'yu nereye koyardım? Nosferatu'yu ben C'ye koyardım. Ama son zamanlarda Nosferatu oynadım. Siyah pelerini bayağı güzel. Siyah siyah geziyorsun etrafta. Hem de kapalı bir kostüm olduğunu, mağazadan alınmadığını düşünürsek Nosferatu Vlad gördüğün zaman insan bir korkar değil mi? Bence bu B tier bir kostüm. Bence ama yani. Yani kesinlikle C'ye koyamayız bunu. B tier olabilir bence bu. Bence. Klasik Vladimir. Bir de bu bildiğimiz düz Vladimir. Sadece siyah boyanmış. Splash artı güzel. Sadece saçları ve tipi kötü. Duruşu çok güzel. Bu C tier bir kostüm. Kesinlikle Vandal kadar kötü değil. Hatta D tier bile olabilir aslında bu. Neydi bunun ismini bile bilmiyorum. Kont Vladimir. Klasik Vladimir. Yani aynısı. Yani bunun siyah versiyonu bu zaten. Bu aynı. Klasik Vladimir de C. Yani Vandal kadar kötü değil. Ama kesinlikle burada olabilir klasik Vladimir. B tier demeyiz klasik Vladimir. Ya bence bir C'si var ya. Kozmik Vladimir, kozmik sömürücü Vladimir. Yani kesinlikle sonlarda yani B tier'ın başına gelebilir aslında. Değil mi? A tier vermem ama B tier'ın başına gelebilir. Çünkü A'ya koyamam. Gecenin dişlerini A'ya koyduysak bunu B tier yapmak zorundayım. Sevmiyorum efektlerini. Hoşuma gitmiyor. Çok ince, çok kendine oynattırmayan bir kostüm. Hoşuma gitmiyor yani bunu oynamak. Efektleri W'su falan çok güzel. Ama E'si hiç vuruyormuş gibi hissettirmiyor. Q'su hiç vuruyormuş gibi hissettirmiyor. Garip bir kostüm. Mesela gecenin dışlarına baktığım zaman E'ye bastığında çat diye ses geliyor. Bu da aynı şekilde. Bu tipi yüzünden S tier ve o inceliği yüzünden S tier. Oynayanlar bilir zaten. Bunu bence B'nin başına koymak daha mantıklı bana göre. Denizlerin belası beyaz kroma. Kesinlikle gecenin dişlerinin önüne geçmez ama denizlerin belası beyaz kroma. Son zamanlarda çok hoşuma gidiyor. A'ya koyabilirim bunu. Bence yani. Önceden bunu ben nereye koyardım biliyor musunuz? Önceden buraya koyardım. Ama beyaz kromayı bulduktan sonra bu kostümün beyaz kromasını bir deneyin. Anlayacaksınız demek istediğimi. Bayağı güzel. Arkasına geçer gecenin dişlerin. Şimdi geldik çok tartışmalı yerlere geliyoruz arkadaşlar. Tartışmalı yerlerden kastım Rus Sömüren, bu bozulmuş Yemin ve
Okullu Vladimir. Ne bokumsa artık, ne sokumsa. Neydi bu? Çaycı Vladimir. Bu zaten bunu D tier'e attık galiba, değil mi? Ya Vandal'dan bir tık, hatta Vandal'dan bile kötü diyebilir miyiz? Değil mi? D tier. Bunda yani chat'e baktığımız zaman chat'tekiler ne düşünüyor şu anda? Ben bir yandan da yayındayım. Ben bence bu D tier oldu gibi sanki. Yani D tier olacak kadar da kötü değil mi? C tier mi diyoruz? Vandal'da hepimiz bir miyiz şu anda? Nosferatu bok falan değil. Saçma sapan konuşma. Yani hadi C tier'in sonuna koydum. Bak. Hatta klasik Vladimir. Bu Vladimir'den daha iyi. En kötüsü bu aralarından, C'den. Tamam mı? En baştaki kendi aralarında da tier'ları var bunu. En başa koydum. En sona bunu koydum. C'nin sonuna koydum. Şimdi 3 tane tartışmalı bir kostüm. Şimdi üstteki kostümleri sorsak herkes bir şey der. Sever, güzel, kötü der. Ama bunlar, şu alttaki oçlar, Rus Samurai'ni bir seviyorlar bir sevmiyorlar. Bunu yeni çıkanı seviyorlar sevmiyorlar. Çaycıyı seviyorlar sevmiyorlar. Benim kişisel olarak söylemek istediğim şeyler var. Rus Samurai'nden başlayalım. Rus Samurai kostümü dünyanın en kötü Vlad kostümlerinden birisidir. Klasik Vladimir'i Rus Samurai'ne tercih ederim. Sıfır şaka. Kalınlığı olsun, skillerinin yavaşlığı olsun. Saçma sapan bir kostüm yani. Yani Vlad'a yapılmış en büyük hakaretlerden birisidir Rus Samurai kostümü. Ama Vandal kadar da kötü değil. Dolayısıyla bunu nereye koyarız biliyor musunuz? Okulu Vlad kadar da kötü değil. Aslında okulu Vlad'dan daha kötü. Şimdi düşünün de. Ben bunu C'nin sona koyarım. Okulu Vlad'la farm yaparsın, bunu yapamazsın çünkü. Onu söyleyeyim sana bak. Sıfır şaka. Benim şahsi fikrim bu. Bak, katılmayabilirsiniz ama sevmiyorum. Sevmiyorum. Şimdi geldik yeni çıkan kostüme. Son zamanlarda main account'ımda çok fazla oynuyorum bunu. AWS'de. Zaten videolardan da görürsünüz. Bu kostüm hakkında yani bilmiyorum ya. Chat ne düşünüyor bu kostüm hakkında? Yani stash artı güzel ama oyun içinde bizi ilgilendiriyor. Yani vuruş hissiyatı sıfır. Ne E'sinin gittiğini ne Q'nun sunun gittiğini anlayabiliyorsun. Ultisinin o adamların üstünde olduğunu anlayamıyorsun. Sen bile anlayamıyorsun. Bak, rakibi anlamaması güzel bir şey. Pay to win yapıyor bunu ama sen bile anlayamıyorsun. Adamın üstünde ulti var mı yok mu göremiyorsun. Bunu galiba ben Nosferatu'nun bunun daha bundan daha iyi bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Ama alttakiler kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum bu kostümün. Dolayısıyla bunun geleceği yer Nosferatu'nun arkası. Belki fazla mı şey yaptık buna ya? Galiba C'nin en başına gelebilir bu. Şöyle mi? Nosferatu'nun arkasında mı yoksa C'nin en başında mı? Şimdi bak, bunu herkes sevdi bu arada. Ben oylama yaptım YouTube'da. %80 sevildi bu kostüm. Sövecekler şimdi bana. Nosferatu'nun bir özelliği yok. Kapalı kostüm ve simsiyah pelerini var mis gibi. C'nin en başına koymak mantıklı olabilir galiba. Ya bilmiyorum, bu karışık bak. Ya bu en sonunda ya bu en başta. A'nın en sonunda. Saçmalama, A vermezsin buna. Tamam, C verecek kadar da kötü değil ya. Tamam hadi. B'nin sonuna koydum. Geldik dünyanın en boş Vladimir kostümlerinden birisine. Ne farm yaptırır. Ne ses efektleri güzel. Ne yürüyüşü güzel. Ne modelingi, hiçbir şey güzel değil. Vandal kadar kötü mü? Vallahi Vandal kadar kötü bir karakter. Kötü bir skin. Gerçekten samimi söylüyorum bak size. Çok kötü. Berbat. İnanılmaz kötü. Kendini hiç oynatmaz. Bir tane Vladimir'in elinde de göremezsiniz ki. Bir tane Vlad'ın da oynadığını göremezsiniz şu kostümü. Mümkün değil. Mümkün değil, bir tane Vlad'ı göremezsiniz oynadığını bunun. İnanılmaz. Ha, kızlara sorsan bunu üçte al, bunu üçte al, bunu üçte al, işte falan yaparlar değil mi? Niye? Splash artları güzel çünkü. Bence bu Vandal kadar kötü mü? Vandal daha iyi bir kostüm bundan. Benim Vladimir skin tier listim böyle. Gecenin dişleri ve beyaz kromayı buraya çekerim. Ama düz gecenin dişleri burada. Denizlerin belası
Beyaz kroma burada, normal denizlerin belası burada. Haberiniz olsun. Kromaları varsayarsak bunu buraya çekerim ama kromasız bu şekilde. Böyle bir Vladimir tier listi. Evet, devam edelim şimdi.